Emre Erdemoğlu ben, moda tasarımcısıyım. Bugün size markamdan ve markalaşma sürecimden bahsedeceğim. 1985 yılında Adana'da doğdum. Orada büyüdüm. Lise hayatıma kadar Adana'daydım. Ardından bütün çocukluğum tabii ki orada geçti. Çok hayalperest bir çocuktum. Böyle kabuğuna sığmayan, çok... nasıl söylesem, çok dış dünya ile bağlantısı olmayan, inanılmaz hayal kuran bir çocuktum hep. Bu yüzden çok böyle çalışkan, ondan sonra ders dinleyen bir öğrenci hiçbir zaman çocukluğum boyunca böyle olamadım açıkçası. Hayattaki tek sevdiğim şey, herhalde okulla ilgili hatırladığım ve tek sevdiğim şey resim defterlerim, boya kitaplarım oldu. Hep işte matematik dersinde, edebiyat dersinde hep bir şekilde defterimin arasına renkli kalemlerimde bir şeyler çiziyor oldum. Bir şeyler çizerken buldum kendimi. Bu yüzden hep bir şey yaratmakla, üretmekle ilgili bir fikir belirdi aklımda. Üniversiteye hazırlandım tabii ki. Ondan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Tasarım bölümünü kazandım ve ilk kez kendimi bir yere ait hissettim açıkçası. Çünkü bir yere köklenme fikri bana çok uzaktı her zaman. Çünkü ilk kez yapmak istediğim bir şeyi yapıyordum üniversite sınavını kazanıp moda tasarım bölümünü okuyarak. Ve çok mutluydum artık. Çünkü ilk kez kendim için bir şey yapmıştım. O süreç çok keyifli oldu. İzmir'de olduğum ve moda okuduğum tüm süreçte çok mutluydum açıkçası o 4 yıl boyunca. Tabii o tembel, başarısız öğrenci gitmiş, yerine işte ne istediğini bilen akıllı bir öğrenci gelmişti. Artık gerçekten ne istediğimi biliyordum ve kesinlikle bir marka kurmak istiyordum. Üniversitedeyken bunun temellerini attım ve bunun üzerine çok ciddi çalışmalar, araştırmalar yaptım. Bir markanın DNA'sı nasıl olur, nasıl kurgulanır, neler yapmak gerekiyor, satış stratejisinden tutun her şeyine, bunu kurguladım. Ve işte üniversite sanırım 3. sınıftaydım. Bir yurt dışında bir moda tasarım yarışmasında İtalya'da Most Creative Collection ödülünü, yılın en yaratıcı koleksiyon ödülünü aldım, planör koleksiyonumda. Bu benim aslında biraz da beni tetikledi. Evet, artık bir şeyler yapabiliyorum, üretebiliyorum ve bu kabul görüyordu artık benim için. Ve artık hazır hissediyordum kendimi açıkçası. Üniversite son sınıftayken artık markamı kurmuş ve bir an önce üniversite bitsin ve ayaklarımın üzerinde durmaya başlayayım diye İstanbul'a taşındım son sınıfta. Markamı kurdum. Yine bir projeye katılıp Nişantaşı'ndaki ilk showroom'umu açtım. Üniversiteden sonra İstanbul'a taşındığımda da ilk modelimi Nişantaşı'nda açtım. Ama bunu da bir projeye katılarak, kazanarak açtım açıkçası. Ondan sonra ve tabii ki zor bir süreçti benim için. Çünkü bir bebek bir marka kabul görmeniz gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Ben gece gündüz mesai yapıyorum. Yavaş yavaş defilelerim başladı. Ondan sonra inanılmaz bir büyük bir hevesle bu iş için çabalıyorum. Yani çok ciddi çabalıyorum. Ve tabii ki bu kadar kontrolsüz ve hızlı büyüme benim tepe taklak gitmeme neden oldu. Sıfırı gördüm. Ondan sonra bu birden bütün hayal ettiğim her şey bu kadar iyi gidiyorken bir ciddi bir çöküş yaşamıştım ve bunca yılki, bunca zamanki emeğim, çabam, hayallerim, her şeyim yerli bir olmuştu. Bu tabii ki ciddi psikolojik olarak da, maddi olarak da, manevi olarak da sizi çok geriye götürüyor. Şey gibi düşünün, böyle nasıl tanımlarım bunu, yüksek bir yerden düşersiniz, parça parça olursunuz. O kadar küçük parçalara bölünürsünüz ki insanların sizi yemesi daha kolay olur. Tek başınıza kalıyorsunuz böyle bir süreçte ve tekrar bu kadar her şeyi kaybetmişken ayağa kalkıp tekrar aynı enerjiyle hadi ben bu işi gerçekten istiyorum demek açıkçası zor ve ürkütücüydü benim için. Ama çok hayal ettiğim bir iş olduğu için tekrar başladım. Tekrar büyük bir sabırla devam ettim.
Ben şansa inanmıyorum. Şans insanın kendisidir. Hayatım boyunca hiç şansa inanmadım. Çünkü hep kendim yarattım o şansı açıkçası. Onun için çok çalıştım, çok çabaladım. Bu kadar düşmüş, marka çok iyi gidiyorken sıfırlanmış, tabiri caizse yerin dibine girmişken tekrar oturup, tekrar baştan bir kurguyla, başka bir felsefeyle, başka bir kültürle yeniden ayağa kalkıp yeniden bir şeyler yapmaya başladım. Tabii gerçekten o 5 yıllık bir süreç benim hakikaten çok geriden geriye gittiğim acayip bir süreçti. Yani burada bunu anlatmam çok zor. Ama sabır da biraz da kendi kabuğumda kendimle baş başa kalarak, iyi kurgulayarak çok ciddi bir strateji oluşturdum markamla ilgili. Ve yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bir sürü markaya danışmanlıklar yaptım. İşte dünyanın her yerinde defileler yapmaya, ödüller almaya başladım. Marka çok iyi gidiyordu artık. Yavaş yavaş toparlıyordum maddi manevi falan. Ve dünyanın her yerinde yaptığım defileler bana farklı satış lokasyonları, farklı satış noktaları kazandırıyordu. Bu da benim maddi olarak da, tasarımcı olarak da daha güçlenmeme neden oluyordu açıkçası. Bir şey, 2016'ydı sanırım, 2016 yılında bir buz pateni sporcusunun 20 bin kere düşüp 5 yaşındayken başlıyor ve 2016 yılında dünya şampiyonu oluyor. Bu şampiyonluğu elde edene kadar da 20 bin kere yere düştüğü hikayesini izlemiştim televizyonda. Buradan şu sonucu çıkardım kendime. Kazanmak için 20 bin kere düşmeniz gerekiyor aslında. 20 bin kere düşüp tekrar ayağa kalkabildiğiniz zaman şampiyon olabiliyorsunuz. Bu beni çok etkilemişti bu hikaye ve dedim ki evet, ne kadar düşersek düşelim tekrar kalkıp yeniden aynı enerjiyle, aynı istekle, aynı hevesle tekrar kalkmamız gerekiyor. Ben de böyle yaptım. İyi de geldi. Marka belli farklı bir noktaya geldi. Açıkçası daha güçlü oldu. Yaklaşık 2019'dan beri aktif bir şekilde devam ediyor küçük. Tökezlemeler, geriye gitmeler de var tabii ki bu sürecin içerisinde ama 15 yıldır dünyanın farklı lokasyonlarında, Dubai'de, Berlin'de, İtalya'da, Amsterdam'da, Rusya'da ve daha birçok yerde farklı lokasyonlarda satışa ulaştı. Bunu tek başıma çok çalışarak, çok emek vererek ve asla bırakmadan sabırla yaptım. İyi ki yaptım diyorum bugün. Çünkü insan ne yapıyorsa, yani kendi hayalimizle ilgili bir şey yaptığımız zaman bunun maddi manevi hiçbir karşılığı yok. Günün sonunda o başarıyı elde etmek gerçekten çok keyifli. Burada bir sürü öğrenci arkadaşım vardır, görebiliyorum. Çok yolun başındasınız ve bir sürü hayaliniz var. Bunları hepinizin gerçekleştirmesini diliyorum. Umarım her şey benim hayatımdaki bütün sabır size de işler ve aynı keyifli süreci siz de yaşarsınız. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun.